Herkese merhaba arkadaşlar. Bir tepsi mayalı fırın işi yiyecek yapacağız. Karışık malzemeleri sayıyorum. Yarım su bardağı ılık süt, yarım su bardağı su, yarım su bardağı sıvı yağ. Toplam bir tane yumurta, beyazını sarısını ayırdık. 3 su bardağı un. 1 tatlı kaşığı toz şeker, 1 çay kaşığı tuz, 1 tatlı kaşığı maya. Şimdi sıvıları karıştırıyoruz önce. Bu mayanın sıvılarda erimesi lazım. Bir dakika boyunca karıştıracağız. Bütün sıvıları koyuyoruz. Yarım bardak ılık süt, ılık su, sıvıya şeker, bir tek tuzu koymuyoruz burada. Maya, şeker, maya. Bunları koyduk. bir tepsi yapacağız. Ee, fazla fazla olmayacak. iki tepsi olmayacak. Bunu katlayarak iki ölçü yapabilirsiniz. Malzemeleri ikiye katlayarak. Fakat şu an çok yeterli. Normalde gidip fırından aldığımız kadar. Yani fırında şu, şundan iki bundan üç tane olsun diyoruz. Şimdi tuzu katacağız. Tuzu una katıp öyle karıştıracağız. Unumuzu koyduk yumurtamızın beyazını koyacağız sarısını üzerine sürmek için beyazı içinde karıştırıyoruz hani fırına gideriz ya aa işte dereotludan bir tane şu mini pizzalardan iki tane iki tane mini gevrek verin lütfen 3 e, tane de poğaça rica edeyim aynı onu yapacağız hamuru kaşığımızla önce karıştırdık. Sonra elimizle karıştırıyor biliyoruz. Elimizle karıştıracağız. Toplamda 3 bardak un. 3. bardağı da koyduk. Şimdi bunun özelliği mayayı kenarda 2 saat, bir saat falan bekletmeden pişirmemiz. Ve maya da kokmayacak ve de kabarmış olacak. Normal poğaça hamuru yapabilirdik. Kabartma tozuyla e, kabartıp yapabilirdik. O biraz daha kıtır kıtır oluyor. E, hem dışı kıtır, içi de biraz daha sert oluyor. Bu yumuşacık oluyor. Çok puf puf muhteşem ve bütün ürünlerde de iyi yakalayabileceğiz. Şimdi gevrek yapacağız ilk başta. Bu pekmezli su. Yarısı pekmez, yarısı su. Bir parça kopardık. yemek kaşığı kadar bir parça kopardık onu uzun açtım ikiye katlıyorum tekrar uzatıyorum şimdi bunu yuvarlayacağım önce bu pekmezli suya sonra da susamlara batırıyorum Önünü arkasını tamamen susamladım. İkinci parçayı da lokmayı da kopardım. Bunu da aynı şekilde. Önce pekmezli su, sonra beyaz susam. diğer parçaları alıyorum. Bunlardan minik pizza yapacağım. Mini pizza. Üstü açık olacak. Her çeşitten olacak. Poğaçalarımız da olacak. Yağlı kağıdımızın üzerine koyuyorum. Üstünü boş bıraktım. Diğer parçaların içlerine lor keyfime göre 4 ya da malzemeye göre evdeki içinde bunların maydanoz vardı lor vardı bu hamurdan hepsi oluyor muhteşem oluyor gevrekler Gevrek simitlerde muhteşem, poğaçalar da muhteşem, pizzalarda. da. Hiç maya kokmuyor. Ve tuz ve şeker ölçüsü de çok güzel. Kaç defa denediğim tarif. Uçlarını iyice kapatıyoruz açılmasın poğaçalarımız. Şimdi bu poğaçayı da dereotlu yapayım diye düşündüm. Dereotlu da yeniyor. Bunun içerisine hamurun içine dereotu koydum. Dereotunu koydum, hamuru tekrar yoğuruyorum. Yoğurdum. Hamurla birlikte dereotunu karıştırdım. İçerisine lor koydum. Bu sefer maydanoz koymadım. Kapattım. Dereotlu poğaçalar genelde yuvarlak olduğu için en son yuvarlıyorum. Zaten açılacak bir kısmı yok. Açılınca lor kuruyor içindeki. Tepsimize diziyoruz. Ee, üzerlerine yumurta sürüyoruz. Hangilerinin? Sadece poğaçaların. Dereotlu poğaça, lorlu poğaça. Ve onların üstlerine çörek otu. İsteğe göre. Çörek otu sevmiyorsanız koymayın. Susam seviyorsanız. Ya da evde varsa. Pizzaları boş bıraktım. Yumurta da sürmedim. Saate bakalım. burada önemli konu 50 derecede mayalandırıyoruz. Onu söyleyeyim. 50 derecede mayalandıracağız. Saat 13.35. 50 derece ve fanlı da. 13.55 oldu. Tam 20 dakika sonra fırını açtık. Fırının sıcaklığı el yakmıyor zaten. Salça ve ketçaplı karışımı pizzaların üstüne sürdük. Siz bu pizzaları yapmak istemiyorsanız yani yapmayın ya da poğaçayı yapmak istemiyorsanız fakat şu şekilde de çok güzel bir karışım. Tam 20 dakika mayalanma süresi. 20 dakika açmadık kapağını. 20 dakikadan sonra açtım. 50 dereceydi. Bu dereceyi de 180'e yükseltiyorum. Şu malzemeleri koyuyorum önce. Pizzaların üstüne ne olursa biber, kaşar, domates, Elinizde ne varsa ya da neyi arzu ediyorsanız koyduk malzemelerimizi. Diğerlerini zaten ellemedik. Gevrekler ve poğaçalar aynı. 4 dakika sürdü bunları koymam. 180 dereceye getirdim. Yine fanlı da ızgarada değil fanlı da üst alt fan. Bundan sonra tam 30 dakika bekliyorum. Hatta şu an 23 dakikada pişti. 23 dakikada bu gevrekler bakar mısınız? Muhteşem gevrekler, tam bir fırın gevreği. Pizzalar tam bir fırın pizzası ve dereotlu poğaçamız ve lorlu poğaçalarımız da hazır. Hepimize afiyet olsun. Beğendiyseniz beğene basarsanız ve abone olursanız sevinirim.